Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün otosanay lezzetleri çekmek için Sultanbeyli'ye geldim kardeşlerim. Ve uzun zamandır otosanay videosu da çekmiyordum. Şimdi Sultanbeyli'de tekrardan formatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok farklı lezzetlerle inşallah buluşacağız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben hazırım, siz de hazırsanız hadi başlayalım. Evet, şimdi kardeşlerim tadım büfeye geldik. Hemen sanayinin girişinde solda çok güzel tavuk döner kokuyordu, tamam mı? Biz böyle tostçu bulmayı düşünüyorduk. Burada tost falan da var da. Ama baktık herkes tavuk döner yiyor. Tavuk dönerin kokusu da çok güzel. Biz de yarım ekmek tavuk döner söyledik kardeşlerim. Yanına da bir tane de açık ayran söyledim. Onlar gelince ben de buradayım. Evet, döner geldi. Koku gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok güzel koku geliyor. Ketçap falan ne varsa da sıktırdım vallahi. Sanayi tavuk döneri kanka. Domates var. Patates de mi var içinde? Yok. Yok, domates, ketçap. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ketçap olsun dediler. Dedim olsun. Vallahi ben beğendim. Ekmek kıtır kıtır. Sesi muhtemelen siz de erken alıyorsunuz. Vallahi ah be. Çünkü bak, sanayide falan özellikle böyle dolu bir yerler varsa arkadaşlar, oralarda yenir. Hem uygun oluyor genellikle ve lezzetli oluyor. Benim gözlemim genellikle bu oldu. Burada da aynı şekilde baktığım şey, yani böyle lezzeti var. Yani yediğimde de şaşırtmadı. Kokuyla lezzet uyumluydu yani. Hadi Furkan, bir tahmin. Fiyat 75 TL. İkisi mi? Yok, yarım ekmek sadece. Ben ikisine 50 lira diyorum, toplam max. Bu arada yarım ekmek de büyük yarım ekmek. Yani gayet doyurucu ama koku güzel değil mi? Ağır ağır yiyeceğim bunu arkadaşlar. Çünkü aç başladım, saldırıyorum yemeklere. Sanayide şimdi böyle gezen pilavcı abi gördüm böyle. Biz arabayı yukarı park ettik, aşağıda böyle bir gördü. Onu bulmaya çalışacağım. Bir iki restoran daha var. Buralardayız yine. Bu arada karşı taraflarda da var. Duruma göre yetişirse karşı taraflara da geçebiliriz. Hemen sanayinin böyle girişinin karşısında falan da bir iki yer gördüm böyle. Cağ kebapçı, köfteci, möfteci. Ama ilk işimiz genel burada içeride olan yerleri çekmek. O zaman bunları gömüp ardından geliyoruz. Fiyatı öğrendik, geldik kardeşler. İkisi toplam 55 lira. Ben 50 demiştim. 55 lira çıktı. Döner 40. Bana niye koymadın soğan? Anam. Bana sadece ketçap, soğan koymamışlar ya. Ben de soğan seviyorum. Bana niye koymadın? Ama soğan koyuyorsun. Domates koyuyorsun başka. Turşu isterseniz koyalım. Ben ketçap, domates sıkıp getirdin. Ona rağmen çok güzeldi ama. İyi bak, soğan da varmış. Sağ ol paşam. Soğan, turşu falan çok yakışır çünkü tam o döner. Furkan'a öyle söyledik. Furkan'a öyle söyledik. 40 lira bu, 15 lira da bu. Toplam 55 lira. Devam ediyoruz. Şimdi Gül Lokantası'na geldik. Burası bir esnaf lokantası ama et döneri dillere destanmış arkadaşlar. Hatta buraya girerken de takipçilerimle karşılaştık. Dediler ki, hatta ne yap biliyor musun? Pilav üstü söyle, üstüne de kuru fasulye koydur. Ben tabii öyle söylemedim çünkü direkt etin tadını da almak istiyorum dedim. Bir tane pilav üstü söyledim porsiyon. O gelince ben de buradayım kardeşlerim. Sevdiğim parça parça şöyle şu et tarzından kardeşlerim. Bunlar ikram bana değil, herkese bunu getiriyorlarmış. Of, ağzımın suyu akıyor, çok güzel bir koku var, onu da söyleyeyim. Karnım tok ama paşam, buna bir bak. Benden şimdi sepetin parasını almadılar mı? Nasıl Furkitay? Dedi ki, geç geldin. Yoksa dedi kocaman dedi, bayağı yoğun oluyordu falan. Ya dedim, bizim için sakinlik iyi ama dedim yetişemeyeceğim diye de korktum dedim yani. Çünkü böyle yerde çabuk bitiyor. Örnek Bostancı Otosanayi'de ay doğdu. Orası da böyle bir esnaf lokantası. Biraz daha büyük. Yani 11'de 2 arası oraya gittin gittin, gitmedin. Et döneri de oranın da çok güzel. Et döner bitiyor, diğer yemekler bitiyor falan. Onu biliyorum ama Allah'tan buranın et dönerine yetiştim ve yani bak, parça parça dumanı da üstünde yani. Aga soğan da yedim, aynı anı bak, yeşil biber.
sanayi kültürüne bayılıyorum. Ve hele böyle güzel lezzetlerle de karşılaşınca iyice mutlu oluyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Altındaki pilavın tadı da böyle margarinli falan gibi. Tereyağı margarinli, onu bir daha diyeyim. Böyle margarin de koymuşlar ona. Ama beğendim lezzetini. Yani buna yakışmış. Buna yakışmış. Fiyatı söyleyeyim. Anladığım kadarıyla da fiyatlara da yeni zam gelmiş herhalde kardeşler. Sade dünler 200. Bu pilav üstü 270 lira. Cacık 40 pardon. Tatlı 50. Cacık da 40. Abi baksana, sanayide bile mercimek çorbası 70, tavuk suyu 90 olmuş yani. Furkan, sanayi burası oğlum. Ama çok lezzetli. Burayı işte böyle bir gördüm. İnternette böyle bir araştırdım falan. Buraya aklıma yazdım buraya. Ama bak şunu söyleyeyim, içeriği bir alırız zaten, göstermişizdir muhtemelen. Bak bu kullandıkları soğan, buradaki domates salatalık turşusu gerçekten çok lezzetli. Hani onu söyleyeyim, çok taze. Yani yanında verdiği ürünler de yalandan değil yani. Bayağı başarılı. Yiyici tayfanın aklında olsun burası. Arabası olan arabasını atlayıp gelsin. Arabası olmayan nasıl gelir bilmiyorum. Ben arabayla zor geldim. Yol çalışması vardı. Sultanbeyli'nin ara sokaklara falan bir girdim. Bir yerlerden böyle bir döndüm geldim. Zorlandım bayağı. Araba dışında nasıl gelinir bilmiyorum buraya. Ama zaten bu taraf E5. Bu taraf da yine bir ana yol. Kadıköy'den, Üsküdar'dan, merkezden falan vardır. Çok iyi. Yani fiyata baktığınız zaman dışarıdaki dönercilerle aynı. Hatta yo, şey 360 lira falan ya şeyde, Bayramoğlu'nda. 340-360. Çok güzel gidiyor. Vallahi çok şu an mutluyum. 2'de 2 gittik. Hemen buralarda bizi gömelim. Diğer mekanlarda görüşürüz. Ya şimdi kardeşler, tam kalkıyordum. Trabzon kuru fasulye, Trabzon usulü. Çünkü Karadenizliler, ben çünkü direkt yedim, sağ olsunlar tanıdılar. Dedim Karadenizlisiniz değil mi? Direkt bu döner tarzı Karadeniz, evet. Ya dedi, kuru fasulye falan. Dedim takipçim, pilav üstünün üstüne koy. Öyle ye. Dedi ki burada meşhur. Ama siz böyle ilk yemekle iyi etmişsiniz. Ben ilk önce şöyle bir etliden bir tadına bakıp. Ulan bura tek mekan gidermiş ya. Bura tek mekan gidermiş ya. Bak yemin olsun, zerre abartım yok. Deniyorum. Senin için güzel takipçim. Et döner, kuru fasulye, pilav. Çok güzel oluyormuş. Ben şimdi Üsküdar'dan buraya kalkıp nasıl geleyim ya? Vallahi fasulyeyi de size göstermek istedim kardeşlerim. Dur. Fasulyenin de fiyatı yazar. Bu da 100 lira. Yanına da pilav alsan 70-170. Bir de cacık koydun hadi, 210 lira. Bu arada bu bir porsiyonu değil, aynen. Furkan iyi söyledin. Bu hani küçük tat abi o zaman dedi. Çünkü çok da yemek istemiyorsun sen dedi. Aynen dedim. Tattırdılar. Efsane. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi bu sefer kesin gidiyoruz. Haydi. Bayraktar'a geldik. Burası arkadaşlar köftesiyle ve sulemikleriyle meşhur. Ama bir takipçim de bana dedi ki köfteyi denemen lazım. Sağ olsun burada çalışanlardan falan da, izleyenler de çok. Onlara da tekrardan bir toplu selam yollayayım. Çünkü hepsi tek tek bir selam yolları istediler. Hepinize toplu bir selam olsun bu da. Burası arkadaşlar yan yol var. Hemen şuradan gösterelim. Burada bir yan yol var. O yan yolun hemen yan tarafında görürsünüz zaten. Yolun üstünde yeri tam olarak bu yani. Başka şekilde tarif edebilirim. Edemem. Sanayiye giderken aynen. Tam o yan yolun yan tarafında kalıyor kardeşlerim. Burada bir porsiyon söyledim. Ekmek arası falan değil. Çünkü son yerde bak, ikinci mekanda zaten 5 mekanda yiyeceğim şeyi yedim arkadaşlar. Furkan'la da onu diyorduk. Dayanamadım çünkü çok güzeldi. Et dönerini hepsini gömdük. Kuru fasulyeyi gömdük. Siz onu görmediniz. En son böyle ekmeğin arkasıyla arkadaşlar bana gitti. Döneri böyle tereyağında falan o dönerin sosuna batırıp ekmeğin arasına koydu. Sade getirdi. Orada da aklım gitti. Yedik abi. Ekmek de yedim. Onu da yedim. En azından dedi köfteyi porsiyon söyleyelim. Böyle tadarak gidelim. Hem de porsiyon olarak size de göstermiş olalım dedik. Köfteler gelince ben de buradayım. Ne pilav koydurdum ne başka bir şey arkadaşlar. Sadece derdimiz köfte. Ama burada pişmiş soğanımız, pişmiş biberimiz, pişmiş domatesimiz de var. Şöyle bir hemen tada bakalım kardeşler. Işte.
Atıyorum buraya normalde dışarıda görsen acaba diye düşünüp birçoğunuzun belki de girmeye cesaret edemeyeceği tırnak içerisinde bir yer. Çünkü bura böyle diyelim yanmış, bir de yeni gelmişler. Ama bu köftenin tadını benim diyen yerde yemeniz çok zor. Gerçek bir köfte. Ne abartı bir baharatı var, ne başka bir şey var. Tuz ayarı, etin kendi lezzeti o kadar iyi ki. Çok güzel böyle bir arkadan sarımsak tadı da geliyor. Ya pişmiş domates ve soğan da. Gerçekten şey yani hani böyle hani vay bir köfteci var çok iyi hadi oraya gidelim falan böyle hani dışı büyük içi kocaman köfteciler oluyor ya işte o köftenin aynısını yapıyor. O onun aynısı. Anladığım kadarıyla zaten burada yemekçilerin birçoğu da Karadenizli. Kardeşlerim. Hatta hemen hemen hepsi diyebilirim. Belki bu lezzet de ondan geliyor. Karadeniz bölgesinde olmasından dolayı. İşte Trabzonluydu dönerciler, işte buranın yaptığı bu köfteden dolayı direkt belli bir Karadeniz de oldukları falan. Ama bayıldığımı söyleyebilirim yani harbiden bak bu karnıma bile şu an mesela işte ama ne çok böyle ağır ağrıyorum. Ona rağmen lezzeti direkt alıyorum bak pişmemişim şöyle size de göstereyim. Yani baktığınızda her şeyle güzel. Porsiyonu da 150 lira arkadaşlar. Bir porsiyon köftenin fiyatı da 150 TL. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi yeri de burada işte yan yolun hemen yanında kalıyor. Yol üstünde yani burada sanayiye gelirken. Zaten direkt görürsünüz. Böyle küçük köşede hemen yola çıkmadan böyle küçük yokuşun yanında. Hani aklınızda burası da olsun. Böyle 2-3 kişi gelirseniz bir tane söyleyip böyle benim geldiğim yerleri bazıları böyle çıkıyor yiye yiye geziyor ya. Onlar için diyorum bunu. Bence buraya da uğrayın gelmişken. Az az yiyin her yerde. Benim gibi yapmayın. Aklım beynim döndü. O zaman biz gömüyoruz. Diğer mekanlarda görüşürüz kardeşler. Şimdi kanat yemeğe geldik. Aykınlı kardeş. Neydi buna? Koca kebap ve kanat. Bir porsiyon kanat söyledim baba. Ondan sonra bir de güzel bir kadayıf gördüm orada. Dedim bana bir de kadayıfı da ayırın da. Ayırdık dedi. Bir o zaman dedim ben de. Şimdi kanadım gelsin. Onunla beraber ben de geliyorum. Evet küçük bir yer değişikliği yaptık. Şöyle salatalar geldi bunlar ikram. Kanadımız geldi. 6 tane de buluyor. Yanında bulgur pilavı, şişimişi her şey var. Hemen şöyle bir başlıyorum kardeşlerim. Akıyor. Lan araba gitti Furhan boşver yer değiştirdin bize. Kanat olayını bitirmişler. Sosunun acılık ayarını, baharatının salçasını çok güzel ayarlamışlar. Harbiden böyle nokta atışı. Şu salataya bayıldım. Salata çok güzel. Ezmeyi bilmiyorum şimdi. Yani ezme normal. Standart da. Şöyle şu salatanın böyle nar ekşisini, limonunu, yağını çok güzel yapmışlar. Ben buna daha okeyim. Ama şu kanat FFF. Bugün ne güzel yedik ya. Bugün ne güzel yedik ya. Bu arada tost koymadım sanayi tostu. Çünkü o bizim sevdiğimiz o farklı sanayi tostu yapan yer. Maalesef. Yani şimdi de burada sucuk kaşar da göstermek istemiyorum anladın mı? Sanayiye gelmişken böyle bir şov olsun yani. Haksız mıyım kardeşim? Furkan'ım sana bundan da bırakacağım. Buna bakman lazım. Buna bakman lazım. Günde bir öğün yiyen çocuk sayemde 50 bin çeşit yedi. Şimdi burada kebap da güzel dediler tamam mı? Adana'da. Adana'mız iyidir falan. İşin aslı denemek istemedim. Kanadı görünce kanat nasıl? Kanadı tercih etmek istedim ama kanat gerçekten başarılı bir lezzette geldi yani. Çok güzel sosunu ayarlamışlar. Avcarını çok güzel ayarlamışlar. Ondan sonra yanına pişmiş soğanı. Bunların hepsi de ikram arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Aa fiyatını soracaktım unuttum ya. Fiyatını öğrenelim be. Ayrılmayın. Burada tatlı yiyeceğim. Ben orada çok güzel bir kadayıf gördüm. Ben onu yiyeceğim arkadaş. Tatlıyı orada gömeceğim. Tatlıyla çayı rica edeceğim. Bir de fiyat öğrenebilir miyiz? 110. Bunlar da ikram değil mi? Tamam. 110 lira fiyatı var. Tatlının fiyatı ne kadar? 35. Tamam.
tatlı ile çay rica edeyim ben. Tabii. Eyvallah. Arkadaşlar 110 lira bunlarla beraber yemin ederim sudan ucuz. Haksız mıyım kardeş? 110 liraya mümkün değil bu lezzette kanat yemen. Çok zor, çok zor. Tatlının da fiyatı 35'ti. 35 lirada tatlının fiyatı var. O tatlı da bir gelsin geliyorum. Sana aynı çayı da iyi geldi ha. Evet, şu kadayıfımızdan şöyle bir alalım. Yıllık şeker ihtiyacım. Bak kıtır kıtır, güzel ama çok fazla şerbeti. Bana göre. Ama 35 lira için okey abi. Yani 35 liraya fiyat çok normal. Bak lezzetli diyorum. Benim gibi çok fazla şekerli sevmeyen, yani böyle tatlı tatlı şerbeti sevmeyen yiyemeyebilir. Ama lezzetli mi? Lezzetli kardeşim. Bunu da net söyleyeyim. Lezzetli var mı? Var. Yani zaten bak bugünün en büyük şansı arkadaşlar benim için. Gittiğim her yer çok nokta atışı oldu. Böyle harbiden güzel mekanlara denk geldim yani böyle. Lezzetli yerlere gittim. Gitmediğim birkaç yer vardı. Onlar da benzer şeyleri yapıyordu. Ondan sonra bu arada çeşit olarak da çok böyle içeride envai çeşit şey yok. Hani arkadaşlar. Hani onu da söyleyeyim. Hani zaten 5-6 mekan vardı. 5-6'sı da bazıları birbirine benzerdi. Onun için örnek veriyorum ben bu videoda 4 mekanlı sınırlandırmak zorunda kaldım yani ondan sonra. Ve tatlıyı da işte böyle yedirdik. Ayrı bir tatlı yapan yer falan yok. Buradaki esnaf lokantalar içinde tatlı var. Hatta Gül Lokantası'nda da Kemal Paşa, kendilerinin yaptığı Kemal Paşa tatlısı varmış. Ama kalmamış, bitmişti. Sormuştum onu çünkü. O tür sanayi ve esnaf lokantalarında çok güzel oluyor. Ama burada az ve öz oldu. Onu net söyleyeyim size. Yani normalde 6-7 mekan planlıyorum böyle. Otosanayi lezzetlerini normal videolarımdan biraz daha böyle 6 mekan, 7 mekan. Hani 5 mekanla sınırlandırmayıp 6-7 mekan birden gidiyorum. Ama burada yani baba bir dörtlü oldu elimizde yani. Gerçekten 4'te 4 gittik yani. Dönercisi, işte kanatçısı, işte tavuk dönercisi, et dönercisi. Yani her şeyli köfte falan aktı gitti yani ondan sonra. Ve bu gittiğim yerlerin de hepsi full çekiyordu. Yani mesela burada bilerek dışarıya oturdum ki içeride insanlar şey olmasın. Hani sesle rahatsız etmeyelim falan istedim. İçerisi hala kalabalık. Öğle saatini geçmemize rağmen burası mesela burası da kalabalık. Ama dediğim gibi burada kebaba da bayağı böyle bir övgü vardı ama kestiremedim arkadaşlar. Bilemedim ya kardeşim. Hani kebabı şey dışında hani... Bu tarz yerlerde acı gelecek falan filan hani eti eyvallah iyi olabilir bu arada da kestiremedim. Ama yani şunu söyleyeyim, buraya uğrarsanız geldiğim her yeri ziyaret edin. Tamam mı? Elinizden geldiğince. Ama vakitli gelip Gül Lokantası'nda mutlaka ve mutlaka döneri ve kuru fasulyeyi kesinlikle deneyin. Yani mutlaka. Yani gerçekten Karadeniz, Trabzon. Hani oturduğunuzda zaten direkt anlıyorsunuz yani yediğinizden o kullandıkları tereyağı, dönerdeki işte kuru fasulyedeki. Muhammed bak o kadar yedim içtim hani videoda mekan kısıtlı ama çok yedik arkadaşlar yani dolu dolu yedik. Ona rağmen böyle midemde bir yanma ya da başka bir şey zerre yok ya. Çok güzel aktı. Sanayiye göre fiyat fazla gelmiş olabilir ama 270 lira bence o döner için çok okey arkadaşlar. Yani dediğim gibi dönercileri gezdiğimde zaten ortalama 280'de 360 mıydı? O civarda bir fiyat var. Hani burası da esnaf lokantasına göre pahalı gözükse de bence bu lezzette bu fiyat eşdeğer. Ardından Akçaabat köftesine gittik 150 lira. Orasının fiyatı gayet okey. Diğer bir fiyat performans aslında dönerci. 40 liraya yarım ekmek efsane bir tavuk döner yedik. Çok güzeldi değil mi? Ben de bayıldım arkadaşlar. En son 110 liraya da burada kanadımızı yedik. Hatta Furkan dedi ki abi daha yeni eve söyledim 280 lira verdim dedi. Vallahi 110 liraya 3-4 çeşit yan ikramlarıyla beraber geliyor. 35 liraya da tatlını yedin. 150 liraya burada tavuk kanat ve tatlıyı yiyerek ayrılıyorsun. 10 numara. Bir olay oldu bu. Bu şey bizi mutlu etti. Sultanbeyli Otosanayi. Vize kalkmış onu da söyleyeyim. Buraya vizesiz gelebiliyorsunuz. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz için yorum ve beğenilerinizi lütfen unutmayın. Şimdiden sağ olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.